Paketini koy, bunu da fırına koy. Kayınvalidem yakıyor beni bu kadın ya. Vallahi yakıyor başımı. Ne yaptı yine? Fark ettiyseniz ben yemeğimi tepsime dökerken burada bir duman şov gibi bir şey evet, oldu. Evet, çünkü şeyi tabağı ısıttın. Evet, tabağı ısıt kızım diyor bana her seferinde. Tabak sıcaktı. Şey, yemeği de koyunca çatladı. İnşallah parçalanmaz. Kayınvalidem bu işi bilmiyor kızlar yani. Bence ben, olabilir. Kayınvalidem her işi bilmiyor. Onun dediğini yapıyorum burada. Bana makarna haşla yıkanır diyor. Anne yıkanmaz diyorum. Ben bilirim diyor. Yani sonunda bak, anladım. Vallahi kayınvalidem başımı yakıyor ya. Sonra yeri geliyor 2 puan için ağlatıyor beni. Ben ona bir şey söylediğimde aman umurumda değil havasına bürünüyor. Elif'ciğim ben sana tepsi vereyim istersen. Ona koyayım ben. Ona koy. İçine döndünüz Mülköy'leri değil mi? Benle beraber. Korkuyorum. Korkma. Benle beraber. Ben bunu nasıl yukarı olacağım ya? Dur. Evet. Şimdi çekip öyle beraber bezden gidiyoruz masaya. Şey telle okay, beraber. Okay, okay. Hayır hayır. Borcan'la birlikte. Fırının ağzını kapat. Bir şey olur mu? İşte bu kadar. Tamam. Al bunları da. Hadi geçin. Sağ ol abla. Hem de finale giderken dinledin, yine başına iş açtı. Umarım yarın dinlemezsin de yarın da başını yakmaz. Duygu bir susar mısın artık ya? Ama ben senin için söylüyorum. Ya dokunmayın bana diyorum ya, yemeğinize odaklanın. Fatih Bey diyor ki kaynanam beni hep yakıyor. Ne yaptım da yaktım ben seni? Sayın mı anne? Bak sen bana dedin ki o verilmemiş. Kızım burada patlıcanları tuzlu suya bastıramıyorsunuz. Kabuklarını ince soy, acı olmasın dedi. 2 puan gitti. Ne yapabilirim? Alacağını soyunca kabuğun çok fazla kalmasın. Evet, en çok. Patlıcanların için bu kadar şey, pijama gibi açık bir aralıklarla küçük soydun yani. Ama şeritleri oldu. Şeritli diğerleri öyle mi? Hayır yani sen söylüyorsun, benim ne yapabilirim bir deme anne. Sana anlatıyorum. Tamam 90 saniyelik ara kayınvalidelerin kızlarına bir şeyler için bilgi aktarımı oluyor. Paramparça. Paramparça mısınız? Ay! Ve bak VTR'de ne diyorsun? Ben biliyorum senin çok güzel bir ona da açıklama yapacağına. Direkt kabını fırınına at diyorsun. Ben az buçuk anneme söyledim, başıma böyle bir iş geldi. Çok konuşuyorsun diyor. 20 dakika o kap fırında kalmaz. Bir dakika, benim cevabımı sen vermeyeceksin. Ben seninle bana konuşuyorum. Bana diyorsun ya beni yakıyor. Sen zaten sen öyle diyeceksin. Söyleme. Şimdi makarnaya diyeceğimi getirdi biliyorsun kızlar olayı. Dedim ki kayınvalideme, dedim ki o gün iyi hatırla. Anne fırın makarna yıkanmaz, hayır yıkanır dedin. Haşlanan makarna, haşlanan makarna sudan geçer. Ben dedim ki makarna pilav gibi pişirilirse yıkamıyorum. Ama evet, süzeceğiniz zaman yıkıyorum pilav dedim. Pilav pişirirse makarna yıkanmaz dedim. Ama makarna hiç yıkanmaz. Yani ben ve ama normalde yıkanmaz. Evet, zaten ben bunu söyleyeyim. Makarna yıkanmaz. Şimdi seyretmediniz, şimdi görmediniz ya. Alırlar hatta suyuyla koyarlar. Biliyorum protein açısından. Protein kaybetmişler. Orada bir yanlış yaptım, onu daha uzatır artık bu. Bu uzatır deme. Ben uzatmıyorum. Üstünden 2 ay geçmiş bana makarna. Bir de bu üstüne gelince bu gelince var. Fatih Bey şimdi. Buna ben zaten bu başlı başınca bir nazar. Çatlatmışlar baka baka. Çatlatıyorlar o bir, ona geleceğim. Şimdi Elif'e gelelim. Diyor ki kaynanan beni yakıyor. Ben sana her zaman yemeğini fırına koymadan önce tepsini koy ısıt diyorum ki çabuk pişsin. Kalın olduğu için geç ısınıyor. Sen avantajın olur hazırlayana kadar. Ama her kaç defa fırında yemek yaptıysan hep ısıttın. Niye 10 dakikada hazırlayıp atıyordun? Sen şimdi onu koyup da 25 dakika bekletme dedim. O bir şey çatlamaz. 20 dakika, 25 dakika kalmaz o. Ben sana 5 dakika, 10 dakika. O zaman onu da söyleyecektin. Anne düşünememişim, akıl edememişim. Bak ne diyorsun? Akıl edeceksin bak, her şeyi benden anne, beklemeyeceksin. Direkt kabını fırınına at diyen sensin. Evet. Şimdi yine suçlu çıkan benim. O zaman diyeceksin. Kızım bak yemeğin dakikası hani belki maksimum 1 saattir. 10 dakika kala at tepsini desem. İnsan düşünemiyor ya. Biz bu atmosferi hani siz bize söylüyorsunuz. Hani onu öyle yapacaktın, bunu böyle yapacaktın.
Olmuyor. Ama her şeyi de benden beklemeyeceksin. Bak, en ufak bir dalgınlığına geliyor. Benim burada 2 puanlarım kesiliyor. Çünkü yemek danışmanımız bize yemek anlatıyor. Biri oradan ekstra bir soru soruyor. Bizim kafalar zaten çorba oluyor. Şimdi bunun suçlusu direkt ben olmamalıyım. Hani gerçekten ben bir hata yapıyorsam, tamam kızım bu seferlik öyle olmuştur. Bir dahakine bu fırında bu kapla yemek çıkarsa bilmiyor gerçekten ben sana ya. Dakikasını veririm. Sen direkt beni zan altında bırakıyorsun. Bu ne çene olmuş bu gelinlerde, sırf çene olmuşlar. Fırında tepsi 25 dakika tutmuş. Duygu ne diyecek çok merak ediyorum. Bir atladı yine. Demek ki her zaman her şeyi dört dörtlük bilmiyorsun. Biliyorum canım benim. Sen hep bana oyna. Ben 25 dakika burada yemek hazırlayacağını düşünemedim. Hızlı yapacağını düşündüm. Konuşabilir miyim? Konuş. Ben sizi dinledim lütfen, siz de beni dinleyin. Demek ki her şeyi dört dörtlük bilmiyorsunuz. Isıttıktan sonra suyunu dökersin, o zaman bir şey olmazdı. Demek ki siz de her şeyi dört dörtlük bilmiyorsunuz püf noktaları. Sana bir şey değil mi canım benim? O her zaman onu koyuyor fırın tepsisine. Bu kadar beklememiş ama. Çok hızlı yapıyordu ve koyuyordu. Ama bu çok hızlı yapabileceğim bir şey değil ki. Bir saniye ben seni dinledim. Açık mı arıyorsun sen bende? Açık aramıyorum. Dört dörtlüğün var mı bir diyeceksin. Göremiyorum. Kıskanmışsınız, çatlatmışsınız ya. Diyorum ben de. Evet, kaynanan star şekerim. Gel bir selfie çekelim. El alemin gözü bizde, kıskançlık krizinde. Elif'cim gerçekten 20 dakika mı beklettin tepsiyi? 25 dakika. Ya 25 dakika bir kaldı şey var. Boş bak, olarak? Diyor ki çeneye dalıyorsunuz, fırında 20 dakika kalıyor. Şimdi bir but yemeği farklıdır, onu 10 dakikada hazırlar atarsın. Bu yemek oyalayıcı bir yemekti değil mi? Ne oyalayıcı yani? Her şeyi hazırlayıp vermişler. Tamam ya, biz bir şey yapamıyoruz. Ne konuşuyorsun? Tamam, peki siz Çiğdem Hanım Elif'e söylediniz mi? Hani ısıt ama kızım, hemen 2-3 dakika ısıt ve çıkar. Hayır demedim bunu. Çünkü bunu her seferinde fırın yemeğinde yaptırıyorum. Ama her defa kendi ben söyleme gereği duymadınız mı? Duymadım çünkü Fatih Bey hızlı yapıp koyuyordu. Şimdi o da çeneye vurmuş. 25 ya dakika. Anneciğim, 25 dakika bunun hem kalırsa tencerede pişme süresi var. Peki, hem fırında pişme süresi var. Peki madenine soralım bakalım. Bu fırın tepsisi özellikle çömlek olan, toprak olan fırına konur mu? Yok. Hayır. Yani şey, yalanlar fazla öyle yemek koyuyor. Fırın ısındın ama tepsi yaparsın, içine atarsın. Bence. Bakın. Fırını önceden açarsın. Güzel biraz yanar. Ondan sonra tepsiye atarsın. Hemen öyle sade tepsiye atmayacaksın. Tepsi çatlayacak. Çatlamıyor. Çok bekletmiş. Onun için çatlatmış. Neden? Burada süre kısa olduğu için, çok da oyalanarak yaptıkları için en azından fırınında yemeği pişsin. Hani tabak soğuk olunca ısınma süresi tabii, bir 5 dakika kar etsin diye söylüyorum ben ona. Ben ısıtmam. Çünkü evde ısıtmazsın öyle. Ama burada evde ısıtmam. Ama yani normalde bu tür tabaklar ısınmaz fırında. Neden? Ben ısıtmam. Ha, ve hiç de çatladığını görmedim. Evet ısıtmıyorum. Fırın tabağı yani. O fırın tabağı yani. Yok, ısıtmanıza gerek yok. Ama bence evde yok. Ben burada, burada da bence çaresi yaptırıyorum. Çünkü ocakta içini yaptınız, o zaten sıcak. Hı. Döktüğünüz an bu tür kaplar zaten hemen sıcağı çekiyor. Hemen ama zaten değil. Ocakta yaptığınız herhalde şeyde, tavada atıyorsunuz değil mi? Zaten attığınız an o ısınır. Bakın eğer ki fırından çıkartıp soğuk bir yere koyduğunuz zaman çatlar. Hı. Neden? Şey, biri sıcak biri soğuk. Soğuk bir zemin yok zaten. Yani. Bu ilk defa olan bir ama şey. Ama keşke, ben şöyle diyorum, ben Elif'e katılıyorum. Hani diyorsunuz ya, evet her şeyi ben bilirim. Tabii ki biliyorsunuz, sizce biliyorsunuz. Keşke Elif'e tekrar deseydiniz ki, bir tecrübeli olarak ve bir bilen olarak deseydiniz ki Elif'ciğim bunu atacaksın ama 3 dakika 5 dakika ısıt. 25 dakikada hazırladığını bilemem. Ama onlar zaten burada benim yarışıyorlar. Şahsen ilk defa söylüyorum tamam da. Keşke yani bizim işimizde uyarmak. Üçüncü, dördüncü yapışı. Ayşen Hanım ne diyecek? Mantık yürütüyorum ben. İçini hani durluyoruz ya tabakları. İçini durlarım, su falan koymam. Yani bir 10 dakika kadar ısıtırım. Ondan sonra yaparım. Elif her sen zaman yemek değil de yemeklerde genel konuşuyor. Evet. Sen anlamıyorsun. Genel konuşuyor, sen bu yemeğe bağlan. Evet. Ben bu yemek için konuşuyorum. Bu yemek de kırıldı fırın tepsisi. O genel konuşmuş sana. İşte sen de bu yemek için konuşmuşsun. İşte burada kopuyor. Evet. Hayır, bu yemeğin ilk başında dedi ki direkt kabını fırına evet, at dedi. 25 dakika bekleyeceğini bilemedim sonra ama. Biz istişare yaptık. Anne dedim, bu etler, bu sebzeler tencerede pişecek. Sonra dedim fırında da 20-25 dakika pişecek gibi bir konuşmamız geçti bizi. Evet, neyse olan oldu. Olan anlaşıldı, oldu, yapacak bir şey yok artık. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.